Hepiniz yeniden merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz yeniden. Olur Online kanalına, sizlerin kanalına hoş geldiniz. Yeni bir Fenerbahçe bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar hep söylüyorum, Instagram'dan takip edin, Twitter'dan takip edin diye linklerini veriyorum. Tam şu an verdiğim gibi. Ama genelde insanlar görüyorlar ve geçiyorlar. Olabilir, tabii ki takip etmek zorunda değilsiniz. Ama daha sonra o takip etmeyen insanlar video gelmediği zaman da ya neden video gelmiyor falan diye küfürlü yorumlar yapıyorlar. Arkadaşlar biz diyoruz ki sizinle iletişim halinde olabilmemiz için takip edin. Yoksa bizim amacımız beni takip edin ve milyonlara ulaşayım, dünyanın en çok takipçisi olan insanı ben olayım değil. Sizlere daha iyi iletişim kurabilmek adına. Ve oralardan bilgilendirme yapıyorum. Hala ağrılarım var. Ve oralarda bilgilendirme yapıyorum. Diyorum ki arkadaşlar bakın şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Görmüyorsunuz ve daha sonra hesap soruyorsunuz. Lütfen takip edin. İletişim halinde olalım ve böylece sizler de daha iyi anlarsınız nerede olduğumu. Türkiye'de güzel bir turnuvamız oldu. Çok iyi bir turnuva yaptık Türkiye'de. 8 takımın katıldığı, Türkiye'de bir ilk, belki dünyada da bir ilk olabilir. 4 takımımızın gördüm, 8 takımımızın görmedim. FIFA'nın Pro Ligi, Pro Lig arkadaşlar, markası. Başakşehir, Göztepe, Sivasspor, Galacticos, Dijital Stars, Bilgi Üniversitesi ve futbolist takımlarından bir 8 takımla mükemmel bir turnuva yaptık. Ve videonun sonunda da arkadaşlar bu canlı yayınımız 10 saat sürdü. 10 saat süren bir Twitch canlı yayın oldu. Ama biz sizin için bunu 1 saatlik özete indirdik. 1 saatlik özetiyle alakalı videonun sonunda sizlere hediye vereceğim aynı zamanda. Hediyeli çekişli olacak. Lütfen videonun sonunu kaçırmayın arkadaşlar. Yine söylüyorum, şu anda Instagram ve Twitter hesabım ekranda ya da alt kısımda var. Mutlaka ama mutlaka takip edin. Sonra neden haber vermiyorsunuz demeyin. Çünkü oradan haber veriyorum. Videonun sonunda güzel bir çekiliş var. Sizlere 5 kişiye ya da 10 kişiye hediye vereceğim. Lütfen videonun sonunu kapatmayın. Ve artık kariyerimize başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar bir önceki bölümde şöyle bir önceki bölümün yorumlarına bakıyorum. Sürekli bana Adama Traore öneriyorsunuz. Arkadaşlar abi çok hızlı bir artı birliğin görsün falan diyorsunuz ama ben Adama Traore dünyadaki kimse tanımazken 2 yıl önce Beşiktaş kariyerini mi Fenerbahçe kariyerini mi almıştım zaten. O zaman kimse bilmiyordu. O zamanlardan tanıyoruz. Hani tanımıyor falan olduğunu düşünmeyin. 2 yıl önce keşfettiğimiz bir şey, eski kaleciler bilirler. O yüzden de yani herkesin keşfettiği bir adamı almak istemiyorum. Onu açık açık söyleyeyim. Yani şu anda alayım eyvallah, çok güzel oynasın ama keşfedilmiş bir adam. Ben daha çok keşfedilmemiş adamların üzerine gitmek istiyorum. Ve bir de şöyle bir yorumlar var. Yorum çok geliyor bana. Onu çok görüyorum. Ona da bir yanıt vereyim. Delevega ile alakalı yorumlar var. Çok potansiyelli bir oyuncu. Keşke ona serbest kalan bedeli koymasaydın diye. Ben zaten koymadım. İstiyorsanız zaten biliyorsunuz. Ben serbest kalan bedelini olumsuz karşılığı yaptım. Ama kendisi ısrarla koymak istedi. O yüzden koydum. Sıkıntı yok çünkü aldıktan sonra bir iki ay sonra yeni bir sözleşmeyle bir daha karşısına gideceğim. Zaten artık benim oyuncum olduktan sonra hani bu sözleşmeyi kabul etmeyebilirdi. Düşündüğüm şey şuydu. Kendi oyuncum olduktan sonra zaten kendi oyuncum, ondan sonra sözleşmesini her iki ayda bir ya da bir ayda bir yenilemek isterim ve elbet onu ben kaldırırım diye düşündüm. O yüzden onu yapmak zorundaydım. Bilginiz olsun. Sağlığımı soran kardeşlerimiz var. Sağlığımla alakalı şunu söyleyeyim. İyiydim. Bir iki gündür yine ağrılarım biraz başladı. Ama genelde iyiyim arkadaşlar. Sağ olun. Modern Futbol diye bir kardeşimiz Ahmet Neşet Sezer demiş ve 3 tane soru işareti koymuş. O da sanırım yeni takipçilerimizden. Arkadaşlar biz aklımıza gelen isimleri sürekli sallayarak kariyeri daha eğlenceli hale getirmek istiyoruz. Sallıyoruz yani isimleri, bazen futbolcu isimlerini sallıyoruz, bilginiz olsun. Aynı Ali Arda Sarı'nın yazdığı gibi Rize maçında Oğulcan'a kurtuluş demesi demiş. İsmi Oğulcan Çağlayan yazmış. Az önce söylediğim şeyle aynısı, biz isimleri sallıyoruz. Yeni arkadaşlarımız bilmiyor, eskiler biliyorlar. Lütfen eskiler böyle yorum gördükleri zaman o arkadaşlarımıza cevap olarak Onur abi isimleri sallıyor daha eğlenceli olsun diye yorum yazabilirsiniz. Patrick Kluivert önermişsiniz arkadaşlar. Yine Patrick Kluivert daha ünlü olmadan önce yine 2 sene önce falan ben onu kariyerlerin birinde almıştım. Daha önce aldığım için onu da istemiyorum. Keşfetmeden önce almıştım. Zaten arkadaşlar bakın yine söylüyorum. Peki neden böyle bir şey yapıyoruz? Mesela Patrick Kluivert 2 sene sonra Roma'da öne çıkıyor. Ve izleyenler bana hep Instagram'dan mesaj atıyor. Abi senin keşfettiğin adam görüyor musun? Diye. Adamı Traore mesela ilk çıktığı zaman İngiltere'de. Abi senin 2 yıl önce aldığın oyuncu. Casillo Trabzonspor'a gelmişti. Abi senin kariyerde aldığın oyuncu Trabzon'a geldi falan. Ben bunun olmasını istiyorum. Önce biz keşfedelim. Daha sonra dünya keşfetsin istiyorum. Dünyanın keşfettiği oyuncuyu alıp oynatmaktan daha çok
kariyerde Onur Online izleyenleri gördüğü zaman oha bunu biz kariyerde almıştık diyebileceği oyuncular keşfetmek istediğim için böyle bir strateji. Erol Sezgin kardeşim, yanlış görmüyorsam üzerinde Galatasaray forması var ve Fenerbahçe kariyerini izliyorsun. Onur Reis maçlar izlenir, gayet muazzam mücadele olur. Ayrıca anlatım efsane demişsin. Çok teşekkür ederim güzel kardeşim. Sizden gelen yorumları canlı yayın diyorum. Videoda elimden geldiğince okudum. Ben zaten hepsini okumuştum. Birkaç tanesini okudum sizlerle. O yüzden artık kariyerimize kendi alacağımız oyunculara, sizden gelenlerle kendi alacağımız oyunculara bakacağız. Bir şey daha söyleyeceğim. Biliyorsunuz ki Hayatımı Anlatıyorum final bölümünü sürekli soruyordunuz. Belki bildirimler gelmemiş olabilir. Hayatımı Anlatıyorum final bölümü yaşadığım en ilginç olay, hayatımdaki anlatmak istemediğim ama size söz verdiğim, 50 binde anlatacağım dediğim olayı anlattım. Kanalda bulabilirsiniz Hayatımı Anlatıyorum final bölümünü. Arkadaşlar, gerçekçi olması adına Mesut Özil'i biliyorsunuz Fenerbahçe'yi yakından takip ediyor. Aynı zamanda kendisi Fenerbahçeli ve eşi Türkiye'de yaşamak istediği için Mesut'ta zaten milyon dolarları var. Böyle bir şey düşünüyor. Şu anda gizli görüşmeler var biliyoruz. Böyle bir şey düşünüyor. Hani milyon dolarlı olduğu için Mesut'un belli bir ücret karşısında Fenerbahçe'li olduğu için Fenerbahçe gelince düşünüyor. O yüzden Mesut Özil'i Fenerbahçe şu anda almaya çalışacağım. Bakalım alabilecek miyim bilmiyorum. Yanına iki tane de pırpır forvet koyduğumuz zaman sağ açık ve sol açık. Ondan sonra bizim önümüzde kimse duramaz. Hadi bakalım Mesut'u almaya çalışalım önce. Evet, satın alma teklifi götür dedik Mesut'a. Şu anda gerçekten çok önemli bir durum. Bakalım Mesut'u alabilecek miyiz? Mesut'la beraber şu anda oturuyoruz. Karşılıklı sizi görmek çok güzel diyor. Arsenal'ın teknik direktörü Hector Benitez da Silva. Oturuyoruz bir akşam yemeği. Mesut'la alakalı konuşalım diyorum. Yani Mesut'un şu anda 34 milyon euroluk, 27 milyon euroluk bir değeri var. Yeni transfer ödeyecek diyorum. 27 diyorum ben de hemen. Ya da 30 diyorum. Bakalım 30'a ne diyecekler. 30 milyon euro bir teklif ediyorum size Mesut için. Valla Unai Emery hemen kabul etti lan. Keşke şey yapsaydım ya. Az şey yapsaydım özür. Ulan keşke fazla mı verdik 30 acaba ya? Neyse. Görüşme yap diyelim. Görüşme yapalım. Mesut'la. Bakalım Mesut Fenerbahçe'den nasıl bir şey yapacak? Yanında Acun'la mı gelecek Mesut? Kulüp binasına Mesut şu anda geldi. Bakalım yanında Acun mu var? Hoş geldin Mesut'cum. Seni görmek ne güzel. Bakalım. Yok, Acun yok. Acun'un kankası var. Şu anki maaşı 120 milyonmuş. Kulübe çok önemli diyoruz Mesut için. Mesut'cum çok önemlisin. Eyvallah diyor şeyde. Diğer konu 2 yıllık sözleşme istiyor diyor. Ben 2 yıldan daha çok. Tamam 2 yıl olur. 2 yıl olur. Uygun benim için 2 yıl. Serbest kalma bedelini olumsuz karşılıyorum. Ne diyor? Mesut oyuncunun 85 milyon euro hak ettiğini düşünüyorum. Film istiyoruz. 25 maçtan sonra 2.400.000. O şeyi karşı teklif, bonusu kaldır, teklif yap. Öbürlerinin hepsini kabul ediyorum. Biz daha düşünüyoruz. İmza primi düşünüyoruz. Karşı teklif, imza primi. Bakalım 98'e 600. 98'e 600 değil de bunu biz şöyle yapalım. 98'e 300 diyelim bakalım bir. Ne diyecek Mesut? 550 diyor. İnanılmaz pazarlık yapıyorlar. FIFA 20'de pazarlık gerçekten çok zor. Ve ilk transferimiz, pardon ikinci transferimiz, ikinci transferimiz şu anda Mesut Özil Fenerbahçe ile anlaşıyor. Ve inanılmaz bir transfer. Gerçekten şu anda ben bile inanamıyorum yani böyle bir transfer yaptım. Ben bunun yapamayacağımı düşünüyordum. Daha fazla olacağını düşünüyordum. Ama yaptım. Şimdi buradaki oyunculara bakalım. Bir bana ne lazım? Bir sol açık diyor. Sol açık evet lazım. Çünkü Rodriguez çok hızlı gözüküyor ama değil. 88-89 bana daha hızlı lazım. 91 bakın 91-89 daha hızlısı. Hızlanma geç. Daha hızlı yüzüyorum. 94 hızlanması iyi. 85 olabilir aslında ama 71 overall'lı. Yani daha hızlısını istiyorum. Bu da değil. Bak bu Forrest olabilir. Forrest çok hızlı. Çünkü bayağı da yazan var. Forrest'u bayağı isteyen de var. Murillo da fena değil arkadaşlar. Sol kanat, sağ kanat, santrafor hepsini oynuyormuş. Aslında Murillo hepsini oynadığı için dribblingi de fena değil. Forrest'ın dribblingi kaç arkadaşlar bakalım. 77. Aslında dribblingi fena değil Forrest'ın. Bunun 74. Valis var. Burada izlenmemiş. Gel 85-95 arası bu. Bu izlenecek. Ama şu anda Murillo ilk tercihimiz olacak. Çünkü nedenini soracak olursanız 1.73 overall var. Daha ucuza alabilirim. Ama beceri hareketlerinde bir dakika. Murillo'nun beceri hareketleri 3 arkadaşlar. Yani bununla skill yapamazsınız. O yüzden Forrest şu anda. Sağ orta saha ve sağ kanat bek ediyor Forrest'a. Yani hem kanat oynamış hem ileride yani Dirar gibi. Böyle bir oyuncu var. Tunay diye. 87 hızlanması var. Sprint hızı 93. Yani hızlandıktan sonra çok hızlanıyor. Eyvallah. Çevikliği 87. Oo bir dakika. Çevikliği 87, 25 yaşında. Aslında bu alınabilir. Satın alma teklifi götüreceğim buna bir. Evet, ikinci forvet olarak Vedat'ın yanına olabilir arkadaşlar. 2 milyon euro bir değeri var. Biz onu yükseltiriz.
Hoş geldin Tunay'cığım. 69 overall'ın var, 25 yaşındasın. Bu saate kadar da şey yapmamışsın, hiç değerlenmemişsin. Sana biz 2500 lira bir değer biçtik. Ne diyorsunuz hocam 2500 lira Turay için? Eyvallah diyor. Turay, şu anda Turay için yetki vereceğim. Turay'la bir saat görüşmeyelim. 29 bunun üzerine çıkma. Şöyle bir Tunay için şöyle bir yetki verdik. Şimdi sol kanatta eyvallah 76 Brezilya aynı zamanda. Şimdi Turay santrafor oynuyor, tamam. Tamam, Turay santrafor. Vedat'ın yediği tamam. Vedat'ın yediğini ayarladık. Şimdi ama tabii ki bu sene Şampiyonlar Ligi'nde olmadığım için bu seneki yediği. Seneye Şampiyonlar Ligi'nde falan olursak çok daha iyi bir yedek almamız lazım. Sol tarafa Aranjo var. Şimdi bakayım şöyle bir çevikliği 90. Uf. Yalnız 23 yaşında ve çevikliği 90. Ve Brezilyalı. Hızlanma 88, sprinti 89. Aslında vallahi bu iyi olabilir. Stoper. Stoper'de 77 hızı olması çok ilginç. 26 yaşında ama. Hani 22 yaşında falan olsa alınabilirdi. Sağ orta saha, sağ kanat ve sol kanat. Her yerde oynayabiliyor bu. Hızlanması 94. İnanılmaz bir hızlanması. Çevikliği çok iyi. Dribblingi çok iyi. Bunu da mutlaka almak istiyorum arkadaşlar. 3 milyon euro da bu. Bunu da alacağım. Ah be oğlum, bunu alamıyorum. Forrest'a bakalım. Forrest'ı çok istiyorsunuz. Dribbling 77 fena değil. Çevikliği 94. Oha. Forrest'ı mutlaka almam lazım. Satın alma teklifi götürüyorum Forrest'a. Ve son oyuncumuz olabilir belki Forrest. Çünkü Özil'i aldık. Forvet aldık. Bir tane de Forrest'ı alırsak son oyuncumuz olabilir. Hoş geldiniz diyorum. 9 milyon euro bir değeri var Forrest'ın. Biz ona şöyle bir 10 milyon euro teklif edelim. Bakalım kulübü ne diyecek 10 milyon euroya. Tabii ki bizi kovabilir. Her şey olabilir ama. Vallahi Forrest'ı veriyorlar. Eyvallah hocam. Teşekkür ederim. Forrest için de yetki veriyorum. 56 ve 89 çok fazla. 56 ve 64. 56 bile değil. 51. Şöyle bir şey olabilir aynen. Tamam diyorum. Hadi oğlum sen bunu al. Tuna'yı almıştık zaten. Şimdi bu oyuncular geldikten sonra ne kadar paramız kaldı? Bir ona bakalım. Ve ondan sonra ilerleyelim. Bir tık ilerliyoruz. Başakşehir maçı var. Özil şu anda kadromuzda. Özil'i oynatabiliyoruz. Ve Fenerbahçe Mesut Özil'i şimdi kazandı diye bir haberimiz var. Son zamanlarda Zayt falan bir bakalım bir şeyler söylüyorlar bize. Ne söylüyorlar? Son zamanlarda iyi performans. Umarım Başakşehir maçını oynatırsınız. Yanıtla önümüzde daha önemli maçlar düşüneceğim. Yalnız seni düşüneceğim diyelim biraz. Kulübün en iyi oyuncuları biri olmama rağmen bana güvendiği için teşekkür ederim hocam. Eyvallah daha sık oynamam gerekiyor falan filan. Sen şimdi kaybol burada. Arkadaşlar burada bir dakika kadroda Alper Potuk'un satılması lazım. Çünkü Alper Potuk bu oyunda gerçekten para ediyor. Nasıl ediyor bilmiyorum ama Alper bu oyunda para ediyor. Nerede Alper? Alper Potuk. Alper Potuk 6,5 milyon. Transfer listesine ekleyelim Alper Potuk'u. Rodriguez, Zayt, Deniz Türüç, Victor Moses. Victor Moses kiralanmanın son ver. Oha Delevega'yı da almıştık arkadaşlar sağ kanalında. O zaman tamam zaten Delevega var, Mesut var, Forvet var. Mehmet Tekici için transferleri görüldü. Onun transfer şeyi. Frey şeyde Isla, Rami. Sizler de sezonun sonunda Mevlüt Erdinç transfer listesine ekleyelim. Mevlüt'ü 32 yaşında baya bir düşük parası yani Mevlüt'ün. Barış Alıcı Çaykur Rize'de oynuyormuş. Belki kendine gelip geliştirebilir ama çok düşünmüyorum. Ferdi, Sadık, Jailson falan filan. Neyse. Tamam bu şekilde ilerliyoruz. Başakşehir maçı var. İsa dönüyoruz Başakşehir maçına. Bakalım. Nasıl bir mücadele olacak? Kendi sahamızda oynadığımız için şanslıyız. Çünkü Başakşehir gerçekten güçlü bir takım. Biz de tabii ki boş bir takım değilim. Değiliz. Sarı formayla çıkacağız biz. Şöyle bir bakalım. Max Cruz yorgun ve zaten gelir gelmez Mesut Özil hemen formayı alacağını düşünüyorum. Victor Moses'in yerine de Delevega'yı koyacağım oraya. Vedat Muriç kalsın. Emre Belözoğlu yorgun. Emre Belözoğlu'nun yerine Ozan Tufan. Rami yorgun. Serdar Aziz. Sadık olabilir mi? Çok yorgunlar çünkü. Sadık oldu. İslam'ın yerine Dirar koyalım. Hasan Ali yorgun. Yani bu takım niye bu kadar yorgun anlayamadım ama bayağı bir yorgun takımız. Şimdi Max Cruz yorulan ileriye Emre mi Max Cruz mu? Emre çok yorgun ama Emre olmaz. Bakalım şöyle bir oynayabilecek oyuncumuz var mı burada? Tolga Ciğerci. Duygusal çok yorgun değil çok iyi. Moses girer. Victor Moses da girebilir. Zayt, Mevlüt, Rami'nin yerine. Tamamdır. Bir de bir forvet almıştık ama forvet daha gelmedi sanırım. Aynen. Arkadaşlar bu şekilde şu anda şeye karşı oynayacağız. Oyun ayarlarından sadece bir şey değiştirmek istiyorum. Acaba yapsam mı yapmasam? Oyun hızını hızlı yapmak istiyorum. Yani eğer bu şekilde yaparsam galiba daha iyi oynayabilirim ama tek korkum da bu sefer de şu. Eğer oyunun hızını hızlı yaparsam bu sefer de evet doğru haklıyım. Bu sefer de ultimate team'e falan girdiğim zaman oyun bana yavaş gelecek.
Bu da bir risk. Hadi bakalım Başakşehir maçını oynayacağız. Mesut'un ilk maçı. Bakalım Mesut neler yapacak. Önemli bir maç. Kazanmamız gerekiyor Başakşehir'e karşı. Artık şampiyonluğumuzu yavaş yavaş ilk yarının sonlarına doğru diğer rakiplerimizi düşürmek lazım oyundan. Ve Şükrü Sarıçoğlu'ndayız. Yani Ülker Stadyumu'ndayız. Bizim için ekstra bir motive. Ekstra bir motive bizim için. Hadi bakalım. İki takım şu anda yerlerini aldı sevgili dostlar. İki takım yerlerini aldı. Ben de bu arada kablolarla uğraşıyorum. Ve Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda şampiyonluğu yakından ilgilendiren bir maç. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Bir yanda Başakşehir, bir yanda Fenerbahçe. Mesut Özil ilk maçı. Mesut şu anda arkadaşlarına bakıyor. Tribünler Mesut Mesut diye inliyor ve Mesut Özil görüntüde sevgili dostlar. Mesut'un ilk defa Süper Lig'de top ayarını yiyor. Hemen kendi kendine hareketler yapmaya başladı. Süper Lig'e hafife alır. Hafife alır hareketler sanki bunlar ama. Hayır diyor. Özledim diyor. Futbol oynamayı özledim. Ve paslaşmaya başladılar. Şimdi Delevega gitmesini istiyor Dirar. Delevega'nın gitmesini istiyor. Delevega'nın önüne harika bir pas. Delevega ceza sahası içine girdi. Delevega Vedat Muriç. Dakika daha iki. Dakika daha iki. Vedat Muriç attı 1-0 önde Fenerbahçe. Sürekli erken bulduğumuz gollerle yine öne geçtik. Vedat Muriç'in golü. Başakşehir futbolcular daha topu kurtaramadılar bile. Ve dakika 2'de Fenerbahçe'miz 1-0 öne geçti. Mükemmel bir pas Dirar'dan. Delevega. Delevega'da harika bir top. Ve Vedat Muriç'i 1-0 öndeyiz. Vedat Muriç bakalım kaçıncı golünü attı Süper Lig'deki 13. golünü attı. Ve hemen erken gelen golle 1-0 öne geçti. Tehlikeli giriyor Başakşehir. Vega. Elia. Delevega. Delevega geldi topu aldı. Bunda olan evricim mi var? Klişe baktı. Orayı bilerek boş bırakmıştım topu alabilmek adına ve topu kaptım. Luis Gustavo. Yürü oğlum Rodriguez. Rodriguez hızlı bir oyuncusun ve hızına güveniyorum senin. Rodriguez. Başakşehir çok tehlikeli geldi ama. Rodriguez'e bakar mısınız? Geri Rodriguez. Geri Rodriguez. İki oldu. Geri Rodriguez attı. 2 oldu sevgili dostlar. 2-0 öne geçtik. Mükemmel bir gol geri Rodriguez'den de 2-0 öndeyiz. Harika geçti. Bütün defansı geçti. Kaleciyle karşı karşıya Vedat'a verecekti. Ama dedim ki bu gol olmaz. Ondan sonra abi niye pas veriyorsun şut çek artık diye bana isyan ederseniz. Ve o yüzden hemen tabii ki şutumu çektim. Ve 2-0 öndeyiz sevgili dostlar. Şimdi Crivelli. Yeniden başladı Başakşehir. Delevega. Delevega yine aldı. Şimdi Vedat'a bakıyor. Delevega orada. Vedat Muriç gelmedi. Şikertel uzaklaştırdı. Güzel bir pozisyonda ama uzaklaştırdı. Tehlikeli bir atak. Arda araya baktı. Çok tehlikeli. Kim var orada? Elia var. Elia Serdar Aziz'den mükemmel müdahale. Uzaklaştırdı Serdar Aziz. Gerçekten önemli bir mücadele. Müdahale Serdar Aziz'den. Şimdi aldı. Luis Gustavo Vedat Muriç. Hızlı değil ama yine de attı. Offside bayrağı kalktı mı? Baktım hakeme. Hakeme offside diyor. Kribelli. Kahveci. Tekrar Kahveci. Oynadı Elia'ya. Çok tehlikeli bir kanat oyuncusu. Orta geldi. Tehlikeli yere. Orada uzaklaştırıyor. Şimdi Mesut Özil. Mesut baktı. Oynadı Rodriguez'e. Rodriguez'den Vedat Muriç'e. Vedat Muriç'den Mesut Özil'in önüne gelecek mi? Mesut Özil alabilecek mi topu? Orada Ponç var. Ponk var daha doğrusu. Olmadı. Kiko. O da eski bir biliyorsunuz 60 komandlı oyuncu Kiko. Başakşehir gerçekten güzel kadro kurmuş. Dediğim anda Rodriguez. Geri Rodriguez. Ama atamadım be. Şimdi Luis Gustavo. Fenerbahçe çıkmaya çalışıyor. Hasan Ali. Uzun top Vedat'a. Uzun boylu olduğunu bildikleri için Vedat'a doğru atıyorlar. Vedat'tan uzan tutana Mesut. İnanılmaz şeyler oluyor. Vedat Muriç. Ah bir oğlum bir geçse. Şimdi aldı Mesut. Geri Rodriguez'e bakıyor. Geri Rodriguez. Yerden 3 kere gönderdi. Özil vuracak. Özil ilk maçında golle buluştu. Mesut Özil ilk maçında golle buluştu. Ve Alex'ten sonra 10 numarayı hak ettiğini düşünüyorum. Sizler de mutlaka yoruma yazın. Mesut 10 numara olsun mu olmasın mı ama. Orta sahada mükemmel. Harika paslaşmalar. Geri Rodriguez, Mesut'a, Mesut son anda soktu ayağını vurdu, sağ ayağıyla attı golü ve Mesut Özil 3-0 yapıyor sevgili dostlar. Ya ben bu maçtan önce acaba şeyi mi unuttum ya? Ben ayarlardan bu seviyeyi yükseltmiştim. Acaba tek maçlık mı yükseltmiştim ya? Sol ayağını aldığı gibi raket gibi ayağı var zaten sol ayağında Mesut'un.
vereceksin sonra keyfine bakacaksın. Dünya'da ilk yarının skoru 3-0 gibi rahat bir galibiyet alıyoruz. Pardon, rahat bir ilk yarı çıkartıyoruz diyelim. Daha maçlık ve verimsiz gün Arda Turan adına hemen geçiyoruz Arda'yı. Ve Ribelli orta, Arda Dilar var kalesine döndü. Altay çok rahat. Çok rahat Altay. Başakşehir futbolcular keşke unutmasaydın diyor bizim ayarlarımızı ama gerçekten elen bir şey gelmiyor. Şimdi Mesut tekrar pas orada Rodriguez'e. Tekrar Mesut'a baktı. Pardon, Mesut Rodriguez'e baktı. Rodriguez ceza sahasının içine girdi. Arka direkte kim var? En arka direk olmadı. Bu arada şunu söyleyeyim. Delevega var ya, inanılmaz bir oyuncu galiba. İlk maçtan bile hızından falan keşfediyorsun. Adam harbiden çok hızlı. Elia. Tehlikeli oyuncu Elia. Tekrar aldı, tekrar verdi ama Sadık geldi araya girdi. Oynadılar Ozan Tufan, Mesut. Mesut harika bir çalı Mesut'tan. Mesut cihaz hastalığına doğru kilitleme. Mesut harika bir ikinci hareket. Bir de pas. Vedat Muriç. Vedat Muriç'ten geri Rodriguez'e vardı. Kim var? Düz Gustavo. Geriye pas attım ama yanlış yere. Tolga Aslan, o da bir eski Fenerbahçeli. Cihaz hastalığına girmeye çalıştı. Tehlikeye de Sadık. Kötü yere indirdi Sadık. Bir müdahale tekrar Sadık'ta. Sadık tekrar dokunuyor ve uzaklaştırıyoruz. Geri Rodriguez. Şimdi aldı Mesut Özil. Mesut'tan tekrar geri Rodriguez'in ama geçmedi. Şimdi Başakşehir'e alacak. Ortada Tolgay. Tolga'dan ama Rodriguez geldi söktü aldı. Şimdi Delevega gitmesini istiyoruz. Delevega git artık. Delevega'nın önüne doğru harika bir pas. Çok hızlı oyuncu Delevega. Delevega baktı cezasına. Delevega güzel bir hareketle sıyrıldı. Müthiş bir hareket yaptı. Baktı son çizgiye. Ceza sahası. Bir gol de Delevega'dan. 4-0 oldu. Bir gol de Delevega'dan. Yeni transferlerin ikisi de ilk maçının golünü buluyor. Hem Mesut hem Delevega ikisi birden golünü attı. Ve Fenerbahçe 4-0 önde sevgili dostlar. Yargı dağıtıyor bu sene Fenerbahçe. Ama mükemmel bir çalım değil mi? Harika bir çalım. Baktı sol ayakla harika yere vurdu ve direkten giriyor sevgili dostlar. Delevega, Pedro Delevega ilk maçında golü buluyor. Aynı Mesut. Evet, Ferdi, Moses ve Zayt girdi arkadaşlar. 3 oyuncu değişikliği yaptık. Zaten 4-0 oldu. Büyük bir hata yaptık maçtan önce, seviyeyi unuttuk. Yine söylüyorum. Umuyorum ki bu seferlik affedersiniz. Ozan'dan mükemmel pas be. Victor Moses ama Delevega geldikten sonra kendini göstermek istiyordu o yüzden. Serdar Aziz bu arada kapılmadı ki. Ya Kriveli de iyi futbolcu ya gerçek hayatta. Artık dakika 84 son dakikalara giriyoruz. Dilar. Yavaşlatıyorum. Luz Gustavo hatalı pas. Dakika 90, 4-0 çok net bir skor. Kendi sahamızda ama özellikle güzel olan şu yeni transferlerimizin gol atması. Hocam tebrik ederim Okan hocam. Güzel maç çıkardınız ama kazanan biz olduk diyoruz. Ve görüyorsunuz da mükemmel seviniyor şu anda Fenerbahçe oyuncular. Güzel oldu. Benim için iyi bir galibiyet oldu. Özellikle bu Delevega'nın hem asist hem de gol yapması şu anda man of the match olabilir. Bakacağım Delevega ne yapmış. Geri Rodriguez 9.6 ile man of the match olmuş. Nasıl olmuş bilmiyorum ama bir golü bir de asisti var aynen. Ama şeyin de bir golü var. Delevega'nın bir gol bir asisti var. Özil, Brük herkes yapmış. Ozan Tufan bu arada iki asist yapmış. Helal olsun Ozan Tufan'a. Çok net bir skor arkadaşlar. Maç sonu röportajı yapmayacağım. İlerleyeceğim çünkü yani seviyeyi düzeltmediğim için. Şimdi bir seviyeye bakalım. Seviyede bir maçlık mı hata yapmışız? Genel mi yapmışız? Bu çok önemli. Evet, ayarlara bakalım. Ayarlarda nerede şey seviye? Seviye. Seçkin. Seçkinde seviye. Seçkinde oynamışız arkadaşlar. Bakın bunlarda da hiçbir sorun yok. Seçkinde oynamışız. Oha, o zaman iyi. Seçkinde oynadıysam iyi abi, seçkin. Ne diyor ya? Selam hocam, bana sonuna bazı karar mısın? Şaşırdım ama aslında mutlu da oldum. Formülü deneme yapayım. Başka takım gitmen daha iyi olur. Oha, başka takım gitmen daha iyi olur diyorum ve seviniyor. Demek ki sonradan böyle bozuldu. Ha, bu buymuş. Yine maç verdi. Başak maçında daha iyi oynayabilirdim. Yine de bana şahane teşekkür ederim. Daha sıkı çalış koçum. Tamam, mutlu ol. Artistik yapma. Arkadaşlar seçkinde oynamışız ya. Ben boşuna artistik yapıyormuşum kendi kendime. Şimdi güzel bir skor olmuş o zaman. Seçkinde de yendikten sonra. Şu anda Akın'ı biraz geliştiriyoruz. Akın Türk futbolunun geleceği olabilir. O yüzden Akın'ın mutlaka gelişmesi lazım. Şimdi artık son transferlere geliyoruz arkadaşlar. Artık son transferler.
transfer merkezine gelelim. Şimdi Turay'ı zaten büyük ihtimal alacaktık. Forrest'ı alacaktık. Geri çek dur. Bunlardan bir haber gelmesi lazım önce. Şu bir ilerleyelim bakalım şuradan. Evet, özellik golünü attı falan diyor. Transferin son günleri. Ozan Tufan için transfer teklifi var. Galatasaray'dan tabii ki Ozan Tufan'ı satmayacağız. Ozan Tufan bizim için çok önemli. Teklif edet. Bu arkadaşlarımız için de transfer teklifi vardı. Bekliyoruz. Kalecimiz satıldı. Maçımız ertelen Trabzonspor'la. Ve ilerlemeye devam ediyoruz. Şu iki taraflı golcudan cevap bekliyorum hala. Ne diyor? Aşağısına üzerine vardım. Bizi onay bekliyor. Tamamdır. Forrest'ı alıyorum, teklifi kabul ediyorum ve Turay da sanırım haber bekliyor. Onu da kabul ediyoruz. İki futbolcuyu aldık. Toplamda 4 tane futbolcu ara transfer döneminde kadromuza kattık. Ve ofise gelip, şuradan bir ofise gelip bakalım. Mali durum ne durumdayız arkadaşlar? Bütçemiz. Şu anda hala 12 milyon euro var. 10 milyon diyelim. Hala takımımızda 10 milyon euromuz var. Güzel bir transfer politikası yaptığımızı düşünüyorum. Transfer gelebilir falan filan. Son artık transferin son günleri. Bence artık yapılabilecek bir şey yok. Ön libero'da Tolga Ciğerci var, Emre var. Ekici satıldı diyor. Güzel, oradan da para geldi. Tolga Ciğerci için transfer teklifi diyor. Tolga Ciğerci'yi satmayı düşünmüyorum. Teklifi reddediyorum. 21 yaşında daha. O zaman Tufan'ı da vermemiştik zaten. Şimdi yetenek abisi Varis hakkında. Varis'i bekliyorduk. Dur bakalım bu Varis'in. Şey önemli, 75, bir dakika. Hızlanması 91, sağ ortası oynuyormuş. Porto'da oynuyor. Sprint hızı 92, denge 83, zıplaması önemli değil. Dribbling 77, çeviklik nerede? Çeviklik. Zıplama, çeviklik nerede? 83. Porto'da oynuyor Varis. Yani kanatta olabilir, bence iş görür. 6.5 milyon değeri var. Alalım mı acaba? Ama Forrest'ı aldık. Forrest var, Moz var. Bu sene için değil. Daha sonraki sezonlar için olabilir ama bu sene için değil. Daha sonraki sezonlar için olabilir. Evet, ilerliyoruz arkadaşlar. Şimdi bekleyelim biraz daha. 74 milyon euro bu arada. Süre Bayern Münih'ten City'ye transfer olmuş. 74 milyon euro ne demek ya? Abi artık paralar öyle havada uçuşuyor ki dünya futbolunda. Gerçek futbolda da çünkü bu şekilde oluyor. İnanılır gibi değil. Galatasaray'da giden önce Mariano gitmiş. Kimdi? Lunes gitmiş, Dong gitmiş. Oyuncu almamış. Fenerbahçe ne yapmış? Fenerbahçe'ye bakalım. Bir Göztepe, Kasımpaşa, Kayseri, Konya, Ankara, Gücü, Sivas, Trabzon, Malatya, Çaykur Rize, Beşiktaş. Fener Erkin'i satmışlar. Şimdi Denizli, Fenerbahçe nerede? Fenerbahçe bizi zaten, Galatasaray'da baktık. Delevga, Özil bayağı iyiyiz. 4 tane oyuncu. Abi şampiyonluğu oynayan takım bak kendini belli ediyor, görüyor musun? 4 tane oyuncu almış. 3 tane de göndermiş. Hemen takılmış şey yapmışım. Galatasaray 3 tane göndermiş, hiç oyuncu almamış. Çok ilginç. Ve artık transfer bitmek üzere. Isla için transfer tek video. Isla'ya 4.9 veriyorlar arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Isla 31 yaşında görüyorsunuz. Isla'nın yerine herhangi bir oyuncu oynatsam. Ya bence teklifi kabul edelim. Kaç para diyor? 5.500 ile 3.000. Teklifi kabul edelim biz. Diyeceksiniz ne yapıyorsun? Dirar oynatırım, önemli değil. Ama seneye Şampiyonlar Ligi'nin takımını kurmam lazım. Seneye Şampiyonlar Ligi'nin takımını kurmam lazım arkadaşlar. Ve şimdiden oyuncularımı almam lazım. Bana oradan gelecek 14-15 milyon. Çok iyi bir sabek alabilirim onunla. Sezon sonunda tabii ki yine bana İsta'nın transfer fiyatı 5 milyon 100 Başakşehir istiyor. İsta'yı onu da kabul ediyorum. Yeter ki para versinler. Önemli değil arkadaşlar. Bunları satalım. Biz buradan gelecek parayla çok iyi bir sabek alabiliriz. 10-15 milyon euro param olacak. İyi bir sabek alabiliriz. Genç bir çocuk alabiliriz. Ve işte görmüş olduğunuz gibi transfer sezonu bitti. Transferlerimiz harika yaptık. Ve şu anda Trabzonspor maçı var. Evet, bilgilendirmeye geçelim arkadaşlar. Sizler için bilgilendirmeye geçeyim şimdi. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz bana hediye edilen food kartımı görüyorsunuz. Nereden baksanız kafamdan göbeğim yani kocaman bir food kart. Bu benim oynadığım zamanlarda, futbol oynadığım zamanlarda yapılmış bir food kart bana bu. O zamanlara göre yaptım kendimi. Kızım 85'te, dribbling'im de 85'te futbol oynadığımda. Şutum 90'da iyi şut çekerdim. Pasım 90, çok iyi pas verirdim. Fiziğinde 75 çok iyiydi. Defans 0 arkadaşlar, bu çok önemli. Bir gün babam benim maçımı izliyor. Maçımı izlerken tabii ki yanında da bir hoca var. Ama benim babamın olduğunu bilmiyor. Ya diyor şu çocuk çok yetenekli bir çocuk falan filan. Ama diyor tek sorunu var. Koşmaması. Bir de yanından adam geçse bile ayağını bile uzatmıyor. O yüzden defansım 0 olarak vermişim. Arkadaşlar bunu niye verdim şu anda size?
Bu şu anda Food Cart Design, Kafu Food Cart Design arkadaşlar. Şu anda videonun altında linki var. Oradan isterseniz 60 TL'ye yakın bir ücretle, yanlış hatırlamıyorsam 60 TL olması lazımdı. 60 TL'ye yakın bir ücretle isterseniz oradan bu kartı evinize kargo yaptırabiliyorsunuz. Ama ben bugün 5 tane arkadaşıma, 5 tane kardeşime bunu hediye edeceğim. Onu da şöyle yapacağım. Nasıl edeceğimi söyleyeyim arkadaşlar. Bunun için çok ama çok önemli bir şey var. O da şu. Arkadaşlar bu videonun açıklama kısmında bakın şu anda izlediğiniz bir video var. Beyin Sports'ta çıktım. Hani bana diyorsunuz ya neredesin abi sen neredesin diyorsunuz ya. İşte buradayım. Merhabalar sevgili izleyelim. Oyun severler, Gamer'a hoş geldiniz. Yine dop dolu bir programa daha karşınızdayız. Bakalım Gamer'ın 7. bölümünde bu hafta sizleri neler bekliyor? Gibi tabii video. Sanal ortamda, YouTube ortamında daha çok Onur Online diye tanınıyorum. Bugün burada Pro Kulüp etkinliğimiz var. 6 yılın emeği var. 6 yıldır emek veriyorum ben bu FIFA'nın Pro Kulüp moduna. Ve en sonunda sanıyorum ki meyvelerimi toplamaya başlayacağız. Ülkemizde normal sporlarda en çok izlenen futbol. E-sporda da bunun böyle olacağını düşünüyoruz. Ancak futbol kulüplerimiz e-spora girdikleri zaman daha çok bireysel oyuncularla tercih ediyorlar. Bunun sebebi de biz daha fazla Pro Kulübe çekmek istediğimiz zaman hani 18 kişiyle uğraşmak, 21 kişiyle uğraşmak çok zor. Hani bu topun altına girmeyelim diyorlar ama elinde sonunda Pro Kulüp, FIFA'nın bireyseli ya da herhangi bir oyun ne olursa olsun hepsinin önüne geçecek. Geçen sezon demo sezonumuz vardı. Demo sezonumuzu dikkate alarak, o sıralamaya bakarak iki tane grup yaptık. Seri başları ve ikinci takımlar diye. Galatasaray'ımız var. Geçen sene Göztepe'nin şampiyonu olduğu için Göztepe'miz var. Sivasspor burada, Futbolist burada. Bilgi Üniversitesi, onlar da gelecek sezon ilk defa bizimle olacaklar. Galacticos ve Dijital Stars benim takımım var. Şampiyon belli diyorum ben. Bu akşam burada herkes şampiyonu görecek. Beyin Sports'a yayınlandı bu. Beyin Sports'a çıktık. Aynı zamanda Türkiye'nin en önemli e-spor medya haberleri geldiler oraya. Orada haberlerimizi yaptılar. Mükemmel bir event yaptık biz. 8 takımlı. Türkiye'de bir ligdi bu. Bunun üstünden kalktık. Çok büyük bir başarı bizim için. Galatasaray'ından Sivas Spor'una herkes oradaydı. Ve Kafu Food Cart Design de bize sponsordu. Arkadaşlar, beni alt kısımda Twitter'ım var. Beni Twitter'dan takip ediyorsunuz. Instagram'dan takip ediyorsunuz. Ve bir de bu 10 saatlik eventin 1 saatlik bölümünü koydum aşağıya. 1 saatlik. Bir kere de sosyal medya hesaplarınızdan bunu paylaşıyorsunuz. Bu kadar. Mutlaka izleyin. Türkiye'de bir ilk FIFA Pro Kulüp modu nereye gidiyor? Bu tarz başlıklar atabilirsiniz. Bakın çok kolay. Instagram'ı takip, Twitter'ı takip ve bu videoyu bir kere paylaşıyorsunuz. Daha sonra bunları yaptıktan sonra bana arkadaşlar yorum olarak şunu yazıyorsunuz. Videonun altına yorum olarak. Çekilişe katılmak istiyorum. Instagram takip ettim, Twitter takip ettim. Videoyu da şurada paylaştım deyip linkini atıyorsunuz bana. Ben de bakıyorum, 5 kişiyi seçiyorum oradan. Bakıyorum seçilen kişilere, bakıyorum Instagram'da takip etmiş mi, Twitter'dan takip etmiş mi ve o videoyu, 1 saatlik videoyu paylaştım dediği linke basıyorum. Gerçekten bir yerde paylaşmış mı? 5 kişiye bu görmüş olduğunuz 60 TL değerindeki Food Cart evine postalanacak halde arkadaşlar. Evine postalanacak halde hediye ediyorum. Bilginiz olsun. Çok teşekkür ederim bu bölümü izlediğiniz için. Bugünden sonra biraz daha hızlanacağız. Dediğim gibi Türkiye maceram vardı. İmkansızdı böyle bir şey yapmam. O yüzden de çekemedim. Çok teşekkürler. Bu videoyu like yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.